Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yarınki İzmir yarışlarının tahminlerini yapacağım. Ondan önce bugünkü Bursa ve İstanbul'u değerlendirelim. Bursa'yı YouTube'dan vermiştik. İlk ayakta yanıldık, Şimşek Kral'ı vermedik açıkçası. Verdiğimiz atlar kötü koştu. Maycem sonuncu, Asarcıklı 6. oldu. Maycem yani bu kadar kötü koşmaması lazım. Asarcıklı da günü gününü tutmayan bir atmış demek ki. Daha güçlü gruplarda ama gelebilir. Dikkat Asarcık diye her an için ters bir yarış yapabilir. Bir sonraki koşuda Kıvrak Tay, Altınbay ve Cahit Ağa'yı önde vermiştik. Kıvrak Tay kazandı. Bizi yanıltmadı. Bölük Bey'i yine vermiştik. Sürpriz yapabilir demiştik. Ulu At da vermiştik. Birinci, ikinci oldular. Yani 5-6 at içerisinde verdiğimiz atlardı. Geldiler. Baba Memdu anlattık arkadaş nasıl koşması gerektiğini, nasıl yarışı kazanabileceğini. Bekir Mert Mırık bravo çocuğa yani harika sürdü, kusursuz sürdü. Atın gücünü her yerde iyi kullandı ve sanki beni dinlemiş gibi atı sürdü. Tam dediğim taktiği yaptı ve yarışı kazandı. Beşinci aya gelince burada Kadir Tokaçoğlu'nu çok eleştireceğim. Tabii yarışta kendi adımıza biz 10 numarayı tek vermiştik. Bizim şanssızlığımız Combative Girl'ün Black or White'a hiçbir pres uygulanmaması ve bu presi uygulamadığı için de Black or White'ın rahat kaçması, tam viraj üzerinde bir anda temposunu artırıp 4-5 boy yapması. Tabii Kadir Tokaçoğlu'nun bu kadar rahat gelen atı fazla zorlamayıp yine klasik bir şekilde, garip bir şekilde içeri girmesi. Ve sonlarda güçlü ataklarla gelse de artık atı alan Üsküdar'ı geçti derler. Victorino yarışı kaybetti. Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok yani artık. Jockey'in anlık karar vermesi, Jockey'in geç yürümesi, bu tarz şeyler oluyor. Tamam kafayı bulamıyorduk ama hani Victorino'nun da kaybetmemesi gerekiyordu. Tabii altının yüksek meblağlara gitmesini sağladı. Powerbank'i de dördüncü at olarak önerdik. Verdiğimiz atlardan 23 lira Ganyan'la %3'lük hata en azından böyle karışık bir yarışta önermiştik. Altılı çok iyi para verdi 49 milyar lira. Biz 4'te kaldık verdiğimiz kurgu. Açıkçası Victorino gelse 5'liği yakalayan çok arkadaşımız olacaktı. Bizi Kadir Tokaçoğlu yaktı. 5'li ne vermiş bakalım. 3 milyar lira para vermiş. Bizim at gelse 500-600 lira verilmiş demek ki yani. Adana'yı pardon İstanbul'u yakaladık ama onda da şöyle bir şanssızlık oldu. Bekir'i ilk at verdim arkadaşlar WhatsApp grubunda. Bekir'i ilk at verdim. Ondan sonra Doğan Alp'e ilk at verdim. Sürüm Bike'ye üçüncü at verdim. Justice for All dördüncü at verdim. Katma değeri banka verdim. Son ayakta da Makaracı Çocuk, Rekor, Ekürüler hepsi vardı. Rekor dayanamadı. Makaracı Çocuk start çıkışında bir şanssızlık yaşadı. Ve maalesef büyük favori olan Tribute to Joss Alwyns Ekürüleri geldi. 6'da 195 milyon verdi. Bütün WhatsApp grubundaki arkadaşlarımızın hepsi hemen hemen yakaladı. Çünkü küçük kupona da bulduk ama dediğim gibi son koşuda bir rekor gelseydi dördüncü kaldı veya bir makara çocuk gelse en azından 500-600 verirdi. Rekor gelse 1,5-2 milyar verebilirdi diye üzüldüm yani en azından ama şanstı. Bu da şanstı. Yani İzmir yarışlarına hemen geçiyorum. Fazla lafı uzatmadan günün birinci ayağı şartlı bir yarış 1400 metre kum pistte. Hazırlıkları çok çok hoşuma giden, orijini de çok güzel olan 6 numara Powerman'in müthiş bir fiziği var. Maşallah diyelim. Büyük aksilik olmazsa starttan herhangi bir anormal bir çıkış yapmazsa normal çıkarsa 6 numaralı Powerman günün ilk bankosudur arkadaşlar. Ekürüsünün yardımıyla rahat kazanacağını düşünüyorum. Çok hazır görünüyor Tay. Ama dediğim gibi tek sıkıntı acaba startta falan kalır mı? Öyle bir talihsizlik yaşamazsa 6 numaralı Powerman yarışı rahat kazanması lazım. O fiziğiyle ve o idmandaki görüntüsü harika. Bayıldım. 6 numara Powerman Banko. İkinci aya geldiğimizde 1400 metre kum pistte bir yarış. 3 numaralı Fresh Yourself. Bence mesafe uzadıkça sıkıntı yaşayan bir at. 1200-1400 daha ideal mesafesi. Ben öyle yarışlarından öyle bir kanıya vardım. 3 numara Fresh Yourself yarışın en şanslı atı. Açıkçası 4 numara Hazelnut'a da aynı şeyleri düşünüyorum. Sanki kısalarda biraz daha iyi gibi kısrak. Bence Fresh Yourself'in bu kiloyla ilk ciddi rakibi daha sonra 1 numaralı Overall diyorum 3. atım geri kalan da 2 numaralı Giallo Ragazza yazsınlar 3 4 1 2 buradaki sıralamam arkadaşlar günün 3. ayağına geldiğimizde 2 numaralı My Royals'tan çok formda yani kazanması normal sonuç sadece acaba hani temposunu bozan olur mu
üzerine giden olur mu diye bir tereddütüm var. Ekürü koşan atlar var. Ova Kartalı, Has. Mayra Uysan'ın yanına yazarsanız Ova Kartalı'nı yazmanızı tavsiye ederim. 2-3 şeklinde yazarsanız kafamız rahat olur, kanaatindeyim. Günün 4. ayağına geldiğimizde 1 numara Romeo için aynı şeyleri söyleyeceğim. Kovalayacak at yok. Temposunu bozacak at yok. İstediği tempoyu kuracaktır. Ve büyük ihtimalle Kadir Tekoçoğlu bugünkü 10 numaradaki yaptığı hatayı yapmazsa, gerçi bundan önde gidecek mecburen, o hatayı yapamaz, yarışı kazanacaktır diye düşünüyorum. Banko olarak öneriyorum 1 numara Romeo'yu yine sizlere arkadaşlar. Günün 4. ayağına geldiğimizde 1200 metre kum pistte bir yarış. Biraz zor bir yarış. Şöyle kilo farklılıklarından dolayı, kilo kilo olsalar şifre nefesi bunları geçerdi ama 60 kiloya 50 kilo farklılık gösterebilir. 1, 2, 3, 4 ve 7 diyorum arkadaşlar buraya. Şifre nefesi Göktekinoğlu, Bay Uçan, Şerif Ağa ve 7 numara Yüce Soğlu 5 atı birden yazıp değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Günün son ayağına geldiğimizde şartlı bir yarışlara baktığımızda iyi inceledim. 4 numaralı Oğlum Göktuğ'un bu rakiplerinden biraz daha önde görünüyor. 5 numaralı Warm Hearted gayet iyi, ciddi rakibidir. 4-5, 5-4 önde. Bir tane at sürprizden hoşuma giden bir kısrak var. Startı bir iyi çıkış yaparsa 7 numara Doğuş'un kızı Akın Sözen'le günün kapanışını yapabilir. Bir sürprizi gerçekleştirebilir. 4-5-7 şeklinde son ayağı öneriyorum. 3 at verdik, 5 at verdik, 15 tek verdik. Buraya ne verdik? Buraya 2 at verdik, 30. Buraya da 4 at verdik, 120. 8 milyon liralık yaklaşık bir kupon veya 9 milyon, 8 milyon 400 yapıyor yanlış hesaplamadıysam. Bir kupon önerdim size. Son 5 günde 4. altılımızı yakaladık ama maalesef altılılar para vermedi. Hep çok at olan yerlerde favoriler geldi. Ama kısmet büyük paranın habercisidir diye düşünüyorum. Yarınki altılımda büyük bir para vereceğini düşünmüyorum. O yüzden küçük bir kupon verdim. İsteyenler misli yapabilirler. Verdiğimiz kuponu isteyenler tuttukları atları ekleyebilirler arkadaşlar. Hepinize bol şanslar. Kanalımıza abone olursanız, çok az abone oluyor bana. Kendimizi başarısız hissettiriyorsunuz arkadaşlar. Neden abone olunmuyor? Ben bakıyorum başka yorumcu arkadaşların 7000-8000 aboneleri var. Yani açıkçası yani kimseyi kendime kıyaslamıyorum ama tahminlerim onlardan daha iyi gibi geliyor bana. Abone sayısı çok az. Abone olursanız seviniriz. Mesaj yazarsanız mutlu oluruz. WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz de aylık 50 TL ücreti var. 0545-625-5093 numaralı telefona mesaj atabilirsiniz veya arayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize saygılar, sevgiler. Hoşça kalın. Şans yanınızda olsun.